Tek başına diyet ile yüksek miktarlarda magnezyum alımı pek olası bir durum değildir. Fakat gıdalara veya diyet takviyelerine eklenen magnezyum miktarlarının kontrolü sağlanabilir. Ayrıca diyette günde 350 mg'dan fazla alınmaması da öneriler arasında yer alıyor. Magnezyum çok iyi kas gevşekliği sağlayan bir mineraldir. Kemiklerdeki magnezyum miktarı %60-65 arası, kaslarda ise %25 bulunur. Magnezyum, kemik zayıflığı, çarpıntı, kalp ve kas spazmı, kan şekeri dengesizliği, sürekli baş ağrısı için alınması gereken bir mineraldir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Meyvelerin hem lezzeti, hem de besleyici değerleri tartışılmaz. Fakat özellikle yaz aylarında sundukları ferahlatıcı tatla birlikte, birçok alanda destekleyici bir besin alternatifi olarak raflarda yerini alıyor. Hatta öyle bir tanesi var ki, magnezyum depolarını doldururken aynı zamanda ferahlatıyor. Beslenme uzmanları, karpuzun kalorisi ve şekeri düşük, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu olduğunu ve bunun da onu sağlıklı bir diyete harika bir katkı yaptığını söylüyor. Her gün karpuz yemek doğru mu? Kalori ve şeker oranının düşük olması sebebiyle, yediğiniz meyve türleri arasına karpuzu almak, yediğiniz meyve türlerini çeşitlendirmeye çalışmanın, sağlık için en iyi alternatiflerden biri olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, karpuzu tüketirken de her ne kadar faydalı olsa da, dikkatli olunması gerektiğine dair uyarıda bulunuyor. Karpuz yüksek fermente edilebilir meyve olarak kabul edilir. Bu da bazı insanların sindirmekte güçlük çektiği, kısa zincirli şekerler içerdiği anlamına gelir. Bu nedenle, çok miktarda tüketildiğinde şişkinliğe veya rahatsızlığa neden olabilir. Diyabetli veya karbonhidrat porsiyonlarını sayması gerekebilecek kişilerin de, karpuz alımlarına dikkat etmeleri gerektiğini ekliyor. Çok fazla meyve yemek, diyetinize çok fazla şeker katarak kan şekerinde dalgalanmalara neden olabilir ve bu diyabetli kişiler için riskli olabilir. Karpuzun sağlığa faydaları nelerdir? Karpuz, doğal olarak düşük kalorili bir pakettir. Hastalığın önlenmesini ve genel sağlığı destekleyen önemli antioksidan besinlere katkıda bulunur. Temel besinler yönünden zengindir. Bardak başına sadece 46 kalori ile karpuz, besin maddeleri söz konusu olduğunda listenin başında yer alıyor. Uzmanlar, günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık %15'ini ve ayrıca, potasyum, A ve B6 vitaminleri de dahil olmak üzere, diğer zengin vitamin ve mineralleri içerdiğini söylüyor. Uzmanlar, C vitamininin bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğini ve vücudun demiri emmesine yardımcı olduğunu, A vitamininin ise cilt ve göz sağlığı için çok önemli olduğunu söylüyor. Karpuz ayrıca, kan basıncını düşürmeye çalışan ve sinir fonksiyonlarını destekleyen potasyum ve yediğiniz proteinleri vücudun parçalamasına yardımcı olan ve ayrıca bağışıklık sistemini ve sinir fonksiyonunu artıran, B6 vitamini açısından da zengindir. Yüksek dozda likopen. Likopen, karpuzda ve diğer meyve ve sebzelerde bulunan, antioksidan özelliklere sahip doğal bir bileşiktir. Karpuza kırmızı rengini veren maddedir. Ancak tonunun ötesinde likopen oldukça faydalıdır. Çalışmalar, kanser, kalp hastalığı ve yaşa bağlı göz bozuklukları riskini azalttığının gösterildiğini söylüyor. Bir başka çalışma, likopenin hücrelerinizi hasardan korumak için çalıştığını söylüyor ve araştırmalar, diyet yoluyla düzenli olarak tüketildiğinde, kan basıncını düşürücü etkileri olabileceğini gösteriyor. Sıvı ihtiyacını karşılamanıza yardımcı olur. %90'dan fazla sudan oluşan meyve, sıvı ihtiyacının dengeli alımını sağlar. Çoğu kişinin yeterince su içmediği düşünülürse, özellikle yaz dönemlerinde kaybedilen sıvıyı yenilemek gerekiyor. Antrenmandan sonra veya uzun süre terlediğinizde üzerine biraz tuz serpilmiş karpuz yemeniz önerilir. Karbonhidrat ve tuz kombinasyonu, kaybolan elektrolitleri ve karbonhidrat depolarını yenilemek için idealdir. Sindirime katkıda bulunur. Karpuz, yüksek oranda su içeriği ve az miktarda lif içerir. Her ikisi de sindirimin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamanın anahtarıdır. Lif, sindiriminizi düzenler ve içerdiği su, atıkların sindirim sisteminizden geçmesine yardımcı olur. Kilo yönetimine yardımcı olur. Çalışmalar, başka bir tatlı atıştırmalık yerine, karpuzu tercih etmenin daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur. Fazla kilolu veya klinik olarak obez olarak kabul edilen ve az yağlı kurabiyeler yerine, karpuz yiyen kişilerin, daha fazla tokluk hissettiğini tespit etti. Günlük olarak karpuz yemek, kişilerin vücut ağırlığında, vücut kitle indeksinde, kan basıncında ve bel çevresinde bir azalma ile ilişkilendirildi. Kalp sağlığını iyileştirir. Araştırmalar, likopen içeren gıdaları tüketmenin, kalp hastalığı ve felç riskini azaltabileceğini gösteriyor.
yayınlanan bir araştırma, karpuz ve kalp hastalığı arasında bir bağlantı olduğunu öne sürdü. Araştırmaya göre, karpuz özünün uzun bir süre kan basıncını düşürebileceğini belirtti. Çalışmanın yazarları, karpuzdaki antioksidanlardan ikisi olan L-sitrulin ve L-arjininin arterlerin işlevini iyileştirebileceğini öne sürdüler. Kanser riskini azaltır. İçeriğindeki likopen, iltihap ve oksidatif stres oranını azaltırken, aynı zamanda serbest radikaller arasındaki dengesizliği düzenleyebilir. Kronik iltihaplanma, kanser de dahil olmak üzere, belirli hastalıklara yakalanma riskini artıran önemli faktörlerden biridir. Araştırmalar, likopenin iltihaplanmayı azaltma ve kanser hücrelerinin büyümesini engelleme potansiyeline sahip olduğunu, bunun da hastalık riskini azalttığını gösteriyor. Çalışmalar, likopen alımını artıran, sindirim sistemi ve prostat kanseri riskini azaltabileceğini vurgulamıştır. Cilt dokusunu iyileştirir. Karpuzda bulunan su ve A, B6, C vitaminleri cildin daha yumuşak, pürüzsüz ve esnek kalmasına yardımcı oluyor. C vitamini, cilt elastikiyetini ve cilde kan akışını iyileştiren kolajen üretimini artırır. Ayrıca A vitamini ise, cilt hücrelerinin onarılmasını sağlayarak kuru ve pul pul olmuş cildi önler. Karpuzun içeriğindeki likopen, aynı zamanda cildi güneşten korumada rol oynarken ve güneş yanığı olma olasılığını da azaltabilir. Ağrılı kasları rahatlatır. Küçük bir araştırma, karpuz suyu içen sporcuların, kas ağrılarını 24 saate kadar azalttığını tespit etti. Karpuz suyu ayrıca, iyileşme ve kalp atış hızlarını düşürmeye yardımcı olur. Araştırmacılar, karpuz suyunun ağrılı kasları rahatlatma yeteneğini, kas hasarını azaltmaya yardımcı olan bir amino asit olan L-sitrulin içeriğine bağladılar. Magnezyum içeren diğer besinler. Yeşil yapraklı sebzeler. Ispanak ve pazı başta olmak üzere, koyu yeşil yapraklı sebzeler magnezyum bakımından zengin yiyeceklerin başında geliyor. Bu besinlerden destek almak içinse, onları olabildiğince doğal halleriyle tüketmeniz önem taşıyor. Bitter çikolata. Çikolataların en sağlıklısı olarak anılan bitter çikolata da, magnezyum konusunda vücudumuza destek olan isimlerden. Üstelik tahmin edebileceğinizden çok daha fazla. Bu yüzden kakao oranı %60 ya da üzeri bitter çikolataları tercih edebilir, sağlığınızı etkileyecek aksi bir durum olmadığı ve doktorunuz önerdiği sürece, düzenli olarak bitter çikolata tüketebilirsiniz. Kuru yemişler. Badem, ceviz ve kaju başta olmak üzere, kuru yemişler de magnezyum bakımından zengin yiyecekler arasında yerini alıyor. Yalnız dikkat, magnezyum ihtiyacını karşılamak için aşırı miktarda kavrulmuş veya baharatlanmış kuru yemişler yemek, yarardan çok zarar getirebilir. Enginar. Magnezyum dışında içeriğinde bolca besin lifi, kalsiyum, demir, potasyum gibi diğer minerallerden de bulunuyor. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.